Merhabalar. Bugün sizlere hoş bir olimpiyat geometri problemini tanıtacağım. 1998 Junior Balkan Matematik Olimpiyatı Problem 2 ya da Genç Balkan Matematik Olimpiyatı diyebiliriz. Öncelikle sorumuzu okuyup sorumuzu tanıyalım. ABCDE dış bükey beşgeninde AB uzunluğu AE'ye eşit ve bu da CD'ye eşit ve uzunlukları bir hepsinin. ABC açısı ve DEA açıları 90'ar derece ve BC artı DE uzunluklar toplamı da 1'dir. Beşgenin alanında bulunuz. Öncelikle problemimizi mümkün olduğunca verilere uygun biçimde bir çizmeyi deneyelim. Daha sonra verilere tam uymazsa bazı çizimlerimiz gerekli düzenlemeler yapabiliriz. Dış bükey beşgenimizi bu şekilde çizmiş olalım. AB uzunluğumuz 1. Yine CD uzunluğumuz 1 ve bir de AE uzunluğumuz 1 birim olarak çizdik. Verilenlere olabildiğince uygun yapmaya çalıştık. ABC açımız 90 derece ve yine DEA açımız da burası da 90 derece. Bunun dışında BC ve DE uzunluklarımız var. Bunların toplamı da 1'dir. O zaman biz şöyle diyelim. BC uzunluğuna X diyelim. DE uzunluğuna da şekil üzerinde buna da Y olsun diyelim. Dolayısıyla X ile Y'nin toplamının 1 olduğu bize problemde veriliyor. Buralarda X ve Y ile harflendirebiliriz. Yabancı kaynaklı bir olimpiyat sitesinde bu problemin çözümü trigonometrik biçimde birazcık uzunca olarak verilmişti. Burada şunu düşündüm. Bu toplamın 1 oluşu, X ve Y'nin toplamının 1 oluşu ve diğer uzunluklardan da bol miktarda 1 görüyoruz. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? O halde bu x ile y'yi yan yana getirerek devam edersek bir pratiklik oluşabilir. Bundan dolayı y uzunluğunun yanına burada x kadar bir uzatma yapıyorum. Ve buradaki uzunluğumuzu şöyle x ile göstermiş olalım. Burası x uzunluğumuz oldu. Dolayısıyla biz bu noktaya yine bir isim verebiliriz. Buraya isterseniz f noktası diyelim biz. Açımız da 90 derece. Burada AB uzunluğu 1, BC uzunluğu x'ti. Yine burada AE uzunluğu 1 ve EF uzunluğu x olduğu için burada bir kenar açı kenar eşliğimiz oluşuyor. Dolayısıyla biz burada AC uzunluğunu çizecek olursak burayı da renklendirelim yine. AC uzunluğumuzu şöyle farklı bir renkle yapalım. Biraz daha düz çizebilirdik tabii ki burayı. Bu uzunluğumuz ile AF uzunluğumuz birbirine eşit olarak gelecektir. Sebebi eşlikten dolayı. Burası ve şurası birbirine eşit olarak geliyor. Hemen sebebini yazalım. ABC üçgeni eşittir AEF üçgenine. Eşlik sebebi de kenar açı kenar eşliği. Peki. Dolayısıyla biz burada ne elde ettik? Bunu da hemen yazalım. AF eşittir AC olarak bulmuş oluyoruz. Bu eşlikten elde ettiğimiz bir sonuç da budur. Peki, bu arada şunu da söyleyebiliriz. Biz buradaki üçgeni kesip diğer tarafa koymuş olduk aslında. Yaptığımız bu. Dolayısıyla beşgene bir dörtgene dönüştürmüş olduk. Yani alan ABCDE soruluyordu. Buna eş olarak ACDF'nin alanını da bulabiliriz. Alan ACDF. Bunu elde etmiş olduk. Bu arada x artı y toplamımızın da 1 olduğuna dikkat edelim. 1 var, 1 var ve yine AF de AC'ye eşitti. Dolayısıyla biz burada AF ACDF dörtgenimizin bir deltoid olduğunu söyleyebiliriz. ACDF bir deltoiddir. Çünkü CD uzunluğu ile DF uzunluğu her ikisi de 1'e eşitti. Bundan dolayı diğer kenarlar da eşit. AF ve AC deltoidimizi elde etmiş olduk. Biz buradan AD'yi çizersek bu deltoid için bir köşegendir ve iki eşit üçgeni ayırmış oluyor. Hatta burada açıortayı olduğunu da söyleyebiliriz. Peki AE uzunluğumuz 1, DF uzunluğumuz burası da 1. Dolayısıyla AFD üçgenin alanını bulabiliriz. 2 ile çarparsak ACD'nin alanı da yani bulup toplamış oluyoruz. Böylece 2 çarpı alan ADF diyebiliriz biz buna.
Peki, ADF'nin alanı için taban ve yüksekliklerimiz belliydi. Tabanımız x artı y 1'dir. Yüksekliğimiz de AE uzunluğudur. Bu da 1'dir. 1 çarpı 1 bölü 2 deriz. Burada ikileri de sadeleştirirsek sonuçta 1 olarak bulmuş oluyoruz. Verilen dörtgenin alanı 1 olur. Çözmesi keyifli bir soruydu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.